İşte Hacı, bir gerginlik tamam. mesela. Ee, Notlar aktarmadan önce bir iki notumu da söyleyeceğim. Ee, aslında bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya BTP ile ilgili bir şey söyledi. Daha ne, açıklama ne? yokken. Dedi ki şunu söyleyecekler dedi. Masada şunu konuşacaklar. Masa kalkmak üzereyken yeni bir oyuncuya ne gerek var diyecekler demişti. Bugün sabah kahvaltısında ve hakikaten de yeni bir oyuncuya ne gerek var dediler şu anda. Bazı notlarım var bunu birazdan söyleyeceğim. Şimdi... Kemal Bey aday olmazsa e, siyasi hayatı tehlikeye giriyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu siyaseten Genel Başkanlık koltuğundan kalkmak zorunda kal kalabilir. Çünkü Neden? Kemal şöyle Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa CHP Genel Başkanı olarak bir CHPli de aday olamaz. Bir CHPli daha aday olamaz. Çünkü CHP'nin zirvesi Kemal Kılıçdaroğlu. Aday olmadı. Kim aday olacak? CHP'nin içerisinde bir belediye başkanı mı? Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu. Bu sefer şunu demeyecek mi seçmen? Ya CHP'nin genel başkanı aday olamadı, e belediye başkanı aday oldu. Demez, Kemal Bey, seçim. senin bu koltukta ne işin var? Niye demedim CHP'li bir, CHP yani. bir e, milletvekili. CHP'li bir milletvekili mi aday olacak? Peki, CHP'nin genel başkanının aday olmadığı bir ortamda iyi partili bir kişi mi aday olacak? Peki CHP'li ve İyi Partili birinin aday olmadığı bir ortamda Saadet Parti deva gelecek ve Demokrat Parti'nin dediği biri mi aday olacak? Hemen vatandaş Acı şunu yakıştım. soruyor. Senin bu söylediklerin tamamının aslında karşılığı 2018'de verildi. Evet. Kemal Bey bu Peki, dediklerin tamamını yaptı. Peki işte o zaman Kemal Bey'in adaylığından başka bir çare kalmıyor dolayısıyla. Ama ha hayır O zamanki terse... şartlarla... Hayır hayır 2018'de hiçbir şey yapılmadı. 2018'de, 2018'de dedin ki CHP'li olmayan birini mi aday gösterecek? Gösterdi Abdullah Gül. Olmadı. Ondan Abdullah Gül olmayınca Muharrem gösterdi? İnce milletvekiliydi. Bak, Onu yaptı. O günkü şartlarla. Ya. Bugünkü masanın açıklamasını. Tamam o zaman şartlarla. Ama efendim, o günde Ekmelettin'i göstermişti. Efendim o gün Meral Akşener adaydı. Bu ülkede Meral Akşener Cumhurbaşkanı adaylığı oldu zaten. Bir defa. Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek hepsi Cumhurbaşkanı adayıydı. O günkü formülle, bugünkü formül bir değil. Şu anda... Altınlı Masa'nın 8. toplantısını konuşuyoruz. 8. toplantıyı konuşuyoruz. Hemen şunu soralım. Kazanabilecek adayı vurgusu var. Peki seçime kaç ay kaldı? Bu ayı sayma 6 ay kaldı. Kasım'ı sayma 6,5 ay kaldı seçime. Kazanabilecek adayla gireceğiz diyor İyi Parti. Kim o aday? Bilen var mı? Stres yapmayın. Hayır canım Hanım. stres yapmayalım. Peki siz adayı bilip de saklıyor musunuz? Yani aday belirlediniz. İş bitti, dolapta mı bekletiyorsunuz? Yani, e, adayı açıklayacağız ama şubatı bekliyoruz. Peki aday kim? Var mı? Vatandaştan neyi saklıyorsunuz? Vatandaşın soruları bunlar. Senin şu söylediğine ben kamuoyunda da konuşulan, tabanda da konuşulan bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İyi Parti'nin şu anda hakikaten bir piresi var. Hemen hatırlatalım. Ya İyi Parti'nin Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral çıktı ve Kemal Bey'in mezhebinden bahsetti. Mezhebinden. Yavuz Ağarelioğlu daha hafif konuştu yani. Yavuz Ağarelioğlu kazanamayacak dedi. Düz konuştu gitti. Kazanamayacak dedi. Diğeri mezhebi bu olduğu için aday olmamalı dedi. Böyle bir söz Türkiye Cumhuriyeti'nde mesela bir AK Partili söyleseydi bunu bir MHP'li söyleseydi. Kemal Bey mezhebinden dolayı aday olamaz ya böyle bir şey olabilir mi deseydi Türkiye ayağa kalkardı. Böyle bir vekili oturtmazlardı. Kesinlikle oturtmazlardı. Şimdi e, Altılı Masa Gülkan Hacı sordun ya beğendin mi son gelen metni diye. Yani e, metni... Kes kopyala yapıştır diyordun sen. Kes et. kopyala yapıştır oldu. Mesela şimdi ben size... Hacı'yı bir memnun edemedik burada. Hayır memnun et canım. Sıkıntı yok ben memnun olmaya hazırım. Hacı adayı bekliyor. Ben memnun olmaya hazırım. Bakın evet. okuyorum. Aday benzer hızla... soy verecek bence. Ö verecek, okuyorum verecek, bakın. Öyle, öyle <laughs> şimdi size bir metin okuyorum. Altılı masanın kesinlikle. toplantısından. Ülkemizi hızla felakete sürükleyen Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin doğal sonuçlarına yani ekonomide iflasa, iç ve dış politikada itibarsızlaşmaya, kamu kurum ve katrolarındaki çürümeye diye devam ediyor. Hangi metin bu? Tam neyine itiraz? Altılı masanın 6. toplantısı. Tamam. Ha 6. toplantı. Ha 8. toplantı gene geliyoruz, güçlendirilmiş parlamenter diyecek? sisteme geçiş süreci yol haritası konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdik. Kaçıncı toplantı? Yedinci toplantı. Aynısını sekizinci toplantıda söyledin. Şu anda bence var ya dokuzuncu toplantıda ne olacak biliyor musun? İlk sekiz toplantının cümlelerini cımbızlayıp koyacak, ben şuna şaşırıyorum. <laughs> Acaba altılı masada hakikaten Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu mu oturuyor? Yoksa başkaları mı oturuyor? Kim oturacak? Niye şaşırıyorum biliyor musunuz? HDP diyordunuz AKP'den Kemal Bey çıktı HDP çıkıyor. görüşmesi. Bak toplantıda konuştuklarıyla ne denirdi ya? Amiyane tabirle söylüyorum. Karakolda doğruyu söyler mahkemede şaşar diye bir şarkı vardı. Karakolda doğruyu söyler mahkemede şaşar. Altılı masa toplantıya oturuyor ne güzel cici bir ortam. 13. Cumhurbaşkanı bizim gösterdiğimiz ortak aday olacak. Biz şöyle güçlendirip böyle güzeliz böyle hoşuz. Sonra dışarıya çıkıyorlar. Kemal Bey soruyor. Arkamda mısınız? Meral Hanım cevap veriyor. Biz noter değiliz. E Şimdi altılı masa. Madem böyle güzel bir masa da, Siz niye dışarıda birbirinizi siyaseten yıpratıp dönüyorsunuz? Mahir Ünal niye istifa Niye Yavuz etti? Bey çıkıyor Mahir Ünal da, niye böyle bir açıklama etti? yapıyor. Niye şimdi, istifa etti Mahir Ünal? Şimdi gelelim. De Devlet Bey istedi. Şimdi gelelim. Şimdi Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin Elazığ mitingi vardı dün. Hep beraber izledik. Muhteşem bir miting yaptı. Ne diyor? Adayımız belli, kararımız net. Miting yapıyor ve miting de Elazığ mitinginde sağda ve solda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tokalaşan fotoğrafı var. MHP mitinginde iki liderin fotoğrafı var. Peki İyi Parti'nin bir mitingini gösterin. Kemal Bey'le fotoğrafı olan. CHP'nin miting. bir mitingini gösterin. Sayın Akşenerle fotoğrafı. Birlikte miting yaptılar. Daha birlik kuramamışlar ki. Ya Kemal Bey ile Melala geçen birlikte şunu söyleyeyim. Yaptılar. Şimdi bir bilgi birlik verelim. Yapacağız. Aslında Ortak bunu yaptılar. tekrar hatırlatmak istiyorum. Geçenki Sağlı Sollu'da Barış arkadaşlıkki programda Mansur Yavaş cephesinin iki isimle görüştüm. Gürkan Acır Bunlar Mansur Yavaş'ın dirsek temasında olduğu neredeyse günlük görüştüğü arkadaşları. Bu sözleri e, Mansur Yavaş'ın sözleri olarak da alabilir kamuoyu böyle düşünüyor. Ama ben şunu da söyleyeyim. Barış arkadaşın verdiği kulisin doğruluğuna da inanıyorum. Ama Mansur Yavaş ne diyor? Bir de onu dinleyelim. Mansur Yavaş cephesi. İki önemli isim. Şunu söylediler. İddialar hakkında masada ne konuşuyorsunuz? En azından bir yalanlama yok mu diye sorduğumda Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili. Şunu söyledi. Birinci isim. Mansur Başkan yakın çevresiyle bu konuları konuşmuyor. Cumhurbaşkanı adaylığı hususunda bir planı planlaması, yol haritası yok. Son sözü şu oldu. Arkadaşlar biz bu konuları konuşmayalım. Artık herhangi bir açıklama yapmayalım. Mansur Yavaş'ın. İkinci isim söyledikleri şunlar. Biz bir şey söylemiyoruz. işimizi yapıyoruz. Altılı Masa ne derse o kararı destekleyeceğiz. E, tamam işte. Mansur Yavaş Kemal Bey'e rağmen siyaset yapmaz. Mansur Yavaş'ın adaylığı hususunda Kemal Bey irade ortaya koyduğu için Mansur Bey bu iradeye vefasızlık yapmaz. Mansur Yavaş, Meral Akşener görüşmesi olmadı. Ya arkadaş Böyle onu bir... nasıl söylüyorlar görüşme yani. olmadı diye. Buradan ben... bir daha söylüyorum. Öyle tek tek anlatırım bak. Tek tek söylerim. Barış ben ne dedim? Bir Meral bir Hanım bir çıksın. Ben öyle arada, bir görüşme yapmadım desin. Ben Meral Hanım'a bakarım. Şimdi ben ne diyorum? Ben Meral Hanım'a senin yani. için söylemiyorum. Zaten ben de Meral, Meral Hanım'a bakarım ben. Ben i̇şte açık Barış çağrı arkadaş, yapıyorum. Meral Hanım çıksın desin ki ben Mansur Yavaş'la konuşmadım. Mansur Yavaş da desin. Zaten Mansur Yavaş arkadaşlarına bu konuyu kapatın demiş. Sen noktada haklısın. Evet. Çıkıp Zaten yalan Ya bu konuyu bilmeyenler, bilmeyenler konuşuyor dedi, Hacı. Şu var. Ben ne dedim ben il senin, başkanları dedim. Ben i̇l başkanı çıktı. Bizim evet bizim kardeşim bizim biz bastırıyoruz dedi. Zaten bak. E, Yavuz Bey çıktı dedi ki. De genel başkanımızın cumhurbaşkanı olmasını benim istiyoruz. Verdiğim dedi. bilgi doğru. Ya benim verdiğim bilgi doğru tabii ki ne doğru, ne doğru yani canım. Bir şey demiyorum ama Barış tezinin arkasında. Tamam ona bir şey demiyorum. Ama Mansur Yavaş cephesi de aynen böyle. Bir konuşuyor. şey demiyor ki doğruluyorlar da Masur beni Yavaş işte. Mansur Yavaş böyle dönüyor. Hacı beni doğruluyorlar işte. Konuşmuyoruz biz bu konuyu diyorlar. Kemal evet. Bey'in kararını bekliyoruz diyorlar. Şimdi O görüşme yapmadık diyen bilmiyor kardeşim. Meral Hanım onlara mı soruyor görüşme yapınca? Öyle bir havaya giriyorlar ki sanki Meral Hanım gelip onlara fikir danışmış. Ya kardeşim size kimsenin bir fikir mikir danıştığı yok ya. Kendinizi kandırmayın. Parti yöneticiler için söylüyorum. Peki. Parti, sen evet, için demiyorum ama hacı sen sonuçta görüş almışsın. Burada bilgi veriyor. Hayır böyle bir havaya giriyorlar. Efendim ben bu baktım. Yok, yok. Yani. e kardeşim ben söylüyorum işte var çıksın Meral Hanım da Mansur Yavaş'ta biz böyle bir görüşme yapmadık desinler. Doğru demeleri lazım ama e, dediler ben mi 10 gün geçti요 10 gün geçti. Ben ne buradan ne anladım? Daha önce de ben de söyledim aynı şekilde görüşlüklerini. Amacı yalanlama gelmiyor. Meral Hanım'ın amacı Mansur Yavaş'ı aday göstermek değil. Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermek de değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını egal etmek. Ben bunu ne anladım. Demek ne demek bu konuşkan? Yani egal etti. Kemal Bey'in adaylığını, Kemal Bey aday olmayı gerçekten istiyor. Evet. Ama Meral Akşener cephesinde çok iyi biliyoruz ki Kemal Bey'i istemiyor. Egal Çok açık men. Yani kim peki adayları Kemal Bey. kim dedin? Hah, ben de işte oraya geleceğim. Kemal Bey'e mesajdır bu. Mansur Yavaş aday olsun demek. E, ya da Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yesiri görüyorum, Fatih'i görüyorum demek. <laughs> Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını istemek amaçlı değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını durdurmak. Kemal Bey'e verilen mesaj ne İyi Parti tarafından? Kemal Bey'e verilen mesaj. Evet. Kemal Bey evet. eğer aday olmak için ortaya çıkarsan başka bir CHP'liyi desteklerim ya da kendi adayımı gösteririm. Ama Neden? bütün bu mesajların arkasında çünkü İyi Parti'nin aklında şu var. İyi Parti hakikaten altılı masada bugün yapılan açıklamalara Evet 13. Cumhurbaşkanı ortak adayımız olsun açıklamasına İyi Parti sadık. CHP şu anda hayır ortak adayımız olsun ama o aday Kemal Kılıçdaroğlu olsun diyor. İyi Parti de diyor ki adayımız ne CHP'li olsun ne İyi Partili olsun. Adayımız beraber belirleyeceğimiz. Beral Hanım şunu istemiyor. Bir mitinge çıktığı zaman "Ey vatandaşlar bu şehirde milletvekillerine İyi Parti'ye oy verin." Cumhurbaşkanlığına CHP'ye oy verin demek istemiyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin demek, CHP'ye oy verin demek olacak diye düşünüyor. Meral Hanım, İYİ Parti'ye oy verin, Cumhurbaşkanlığında da Ahmet'e oy verin. Ahmet kim? Ahmet CHP'li de değil, İYİ Partili de değil. Ama o Ahmet kim? Mehmet kim? Sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya dönüştü. Bilemiyoruz, gerçekten Peki. bilemiyoruz. Peki. O yüzden ben cümlenin başında... Kazanabilecek aday diyorsunuz da kazanabilecek aday kim? Ee, Recep Tayyip Erdoğan kazanamaz diyen bir MHP'li yetkili var mı? Yok. Net. Bakın vatandaş daima net olana gider. Bir tane MHP'li yetkili gösterin Recep Tayyip Erdoğan şöyle kötü, şöyle seçilemez demiyorlar. Belli bir, bir, iki kişi, bir iki net. kişi dedi partiler ihraç edildi onlar. Geçmiş, kim, kim söyledi? Geçirmiş. mesela kim Cemal Engin Yurt bir eleştirdi şeyde. Cemal Engin Yurt onun için değil. Bakarı eleştirdi. Cemal Engin Yurt'un farklı işleri bırak, var. Ona... Bakanı eleştirdi. Ya bırak yani. şu stüdyoda gazeteciye saldıran kişi iş burada dile bile neyse. getirme ya. Ya getirmeyelim. Sana bir şey demiyorum. Ya gerek yok Cemal Engin Yurt ile getirme. Hayır yani. Öbür... Mevlüt Karakaya ile ya, aykırı bir bırakıyor. görüş belirten, aykırı görüş düş, aykırı sürenler var da ifade Lenginyurt, edemiyorlar. i̇fade aykırı düşündüğü için ihraç edilmedi ya. Şaban Bey sen de Ankara'dasın ya. Yapma. Biz ne olduğunu biliyoruz. Mevlüt Karakaya ile görüşmemizde genel hatlarıyla MHP genel başkan yardımcısı olması hasebiyle Rusya-Ukrayna'yı görüştük. Bu terör vesaireyi görüştükten sonra e, buraları geçeyim. Bunu biz konuştuk çünkü. Peki. Altılı ile ilgili söylediğim konuya uygun olsun diye e, Meral Hanım a, altılı masaya bir iyilik yapacak. O sona da gelindi diyor. E, o? MHP genel başkan Dağıtacak yardımcısı. Yani altılı da. Masa'nın dağılacağı noktasında. Ha. iyilik yapacak noktasında. Kemal Bey Kemal Bey bu anlattıkları MHP kendi hiç... adaylığını kabul ettirmek için altılı masayı kurdu. Meral Hanım'ın MHP'de başkanlık yarışına girdiğinde CHP her yerde destek verdi. Meral Hanım MHP ile başkanlık yarışına girdiğinde, genel başkanlık yarışına CHP her yerde destek verdi. Salonlar kiraladılar. Genel başkanlık yarışı delegelerle yapılırken burada meydanlarda yapıldı. Türkiye'de ilk defa bir partinin genel başkanlığı yarışı Delegeler üstünden değil meydanlarda yapıldı. CHP ciddi destek verdi. Çünkü refer 15 süreciydi. vekili vermesi de öyle. Diyor ki Kemal Bey bu kadar yapılandan sonra Meral Hanım'a bu kadar destek mitingleri, salon vermeler, 15 şey, vekil vermelerden dedi. sonra Kemal Bey bu kadar iyilik yaptık Meral Hanım ses çıkarmaz diye düşünüyordu. Kemal Bey'in düşüncesi bu. Meral Hanım'dan habersiz iyi partilerin açıklama yapması mümkün değil. Mer e, Meral Hanım'dan habersiz. Ben de buna katılıyordum. Bana göre diyor Kemal Kılıçdaroğlu sizin de dediğiniz gibi sayın arkadaş Cumhurbaşkanı adayı olacak. MHP'liler de öyle görüyor. Altılı masaya rağmen olacak. Görüş bu. 28 Şubat çok az kaldı. 28 Şubat'tan beri yani masanın toplandığı 28 Şubat darbeden değil. Hani masa 28 Şubat darbesinde toplandı da 28 Şubat darbe masası mı dedik ya. 28 Şubat'tan beri tek gündem maddesi adaylık. Ama bu kamuoyunun gündemi oldu, masanın gündemi olamadı. Biz hep adaylığı konuşuyoruz, hani masada aday anlamında söylüyor. Tekrar parlamenter sisteme dönmek dediler, hala nasıl olacağı belli değil. Yani parlamenter sisteme dönelim, nasıl olacak? Belli değil. Ee, ve BTP ile ilgili az önce söyledim. Masa kalkmak üzereyken yeni bir oyuncuya ne gerek var diyecekler dedi. Ve hakikaten de altın masa bugün yeni bir oyuncuya ne gerek var dedi. Temel konularda ne yapacaklarını bilmiyorlar." dedi ve son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Karakaya'nın Meral Hanım'la ilgili sözleri de şu şekilde. "Meral Hanım Cumhurbaşkanlığından vazgeçti. Onun için aday üzerinde fazla durmuyor. İleride kendi bünyesine alabileceği Mansur Yavaş gibileri parlatma peşinde." dedi. Peki.